Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lipsis akvaryumuna bazı ekler ekleyeceğim. Burada neler var? İlk önce azma kökü var arkadaşlar. Bunu önceden kullanmıştım. Önceden videolarımda da zaten var. Akvaryumum küçük olduğu için kullanmıyordum. Şimdi 1 metrelik bir akvaryum olduğu için hani hazır bunu da koyayım dedim. Şunu hemen üstüne koyalım. Bunu işte batması lazım arkadaşlar. Onun için belli bir süre geçmesi lazım. Onun için biraz bu şekilde yüzeyde yüzecek. Bu hem suyu arkadaşlar yumuşatıyor, sarartıyor, güzel bir görüntü yapıyor. Artı arkadaşlar, önceden bu küpten yavru almıştım vatozlarda. Bu küpün içine yumurtlamıştı. Bunu tekrar koyacağım arkadaşlar. Hangisini beğenirse yumurtlasın. Hem o var, hem bu olsun. Şu şekilde şuraya bunu koydum. Artı bunu da koyacağım arkadaşlar. Hemen yanına. Şu şekilde. Islayıcımızı taktım arkadaşlar. Şu anda fişe takılı. Zaten su sıcak olduğu için çalışmayacak. Onun için onun bir şu anda faydası yok ama taktım. Ne olur ne olmaz. İşte kökümüz burada arkadaşlar. Bunun hem kendine özgü bir oyuğu var. Vatozlar içine de girebilir. Dış filtreyi temizledim arkadaşlar. Yani gerçekten feci bir pislik çıktı. Yani çekemedim o görüntüleri ama gerçekten çok kötüydü yani içi. Aktif karbonunu falan iyice güzelce temizledim arkadaşlar. Çıkış borusunu da biraz yukarıya aldım. Çünkü dipte pislik yok. Ama havada çok fazla yüzen pislik var. Onun için biraz yukarıya aldım. Çıkış borusunu, pardon giriş borusunu. Vatozlarımız damızlık olan arkadaşlar şu anda küpün içinde. Yanında zaten gördüğünüz gibi yavrusu var. Arkada da düz albino dişimiz var. Gördüğünüz gibi elips testlerimiz de burada. İki üç gün arkadaşlar. Kökümüz dibe batacaktır. Bunun bir son durumunu çekeyim istedim. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.